Bence Macit haklı, siz bir an önce evlenin. Biraz önce hayır diyordun, ne oldu şimdi? Düşündüm de başınıza bir iş gelecek diye korkuyorum. Hayır yani İnci Hanım dursa o Pelin cadısı durmuyor. Yok şimdi Şinasi çıktı ortaya, o araba falan boşuna değil, ben sana söyleyeyim, hazırlık yapıyor. Babam hayır diyecek. Ay Neriman, Faiz amcaya bir sene sonra da söyle, yine hayır diyecek. Demeyecek mi? Diyecek. Kızlar, kızlar. Ay, yakında düğünümüz var. Nereden duydun sen? Aa, Nezahat evleniyor. Nereden duyacağım? Hem biliyoruz ya zaten, Asım'la istemeye istemeye evleniyor. Kızım, nereden çıkardın istemediğini? İstemeyen insan yıldırım nikahıyla evlenir mi? Bu hafta evleniyorlar. Bu hafta. Gülter. Efendim abi, geliyorum. Hadi kızlar. Allah, ne oluyor bu adamlara, böyle alelacele hemen her şeyi yapmak istiyorlar. Alo. Neriman. Şimdi aklıma geldi. Eğer Fahriye uygunsa o da bizimle gelsin. Sana fikir verir. Tamam, tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Tamam güzelim, görüşürüz. Ne karıştır acaba bu Macit Arcaoğlu? Ne fikir vereceğim ben ki? Bilmiyorum ki. Geleceksin ama değil mi? Kaçırır mıyım hiç? Ha? Ha. Maya Hanım, umarım hazırlıklar tamamlanmıştır. Nişanlım gelinlik modellerinizi görmek için sabırsızlanıyor. Hayır, tacın üzerinde sadece pırlantalar olacak. Tamam Macit Bey, bekliyoruz. Teşekkür ederim. Merveciğim, Macit Bey ve nişanlısı gelecek. Gelinlikler hazır değil mi? Hazır Maya Hanım. Hiçbir aksilik istemiyorum. Bugün sadece özel tasarımlar gösterilecek. Pelin Hanım özel olarak hazırlattığı gelinliği giymek ister mi? Sanmıyorum. Üstünden epeyce bir zaman geçti. Siz hazırda tutun, görmek isterse gösteririz. Bu kez tahsilatı başka türlü yapmanızı tavsiye ederim. Maya Hanım. Pelin Hanım, bu akşam Macit Bey ile olan randevunuz için rahatsız etmiştim. Macit Bey bütün yeni gelinlik modellerini denemenizi istiyor. Fakat sizin ayırdığınız özel gelinlik modelinden haberi yok galiba. Ne dersiniz? Hazırlatayım mı? Denemek ister misiniz? Onu ayırın Maya Hanım. O gelinlik kimseye satılmayacak. Evleniyorlar. Üzülme Neriman. İkisi de beyaz. Gelinlikte. Kefende. Alo. Numaranızı Erdinç Bey'den aldım. Bana yardımcı olabileceğinizi söyledi. Nerede buluşabiliriz? Ah canım. Geleceğini bilmiyordum. Evet.
Aramasaydın öğrenirdin. Akşam konuştuk ya Duygucuğum. Hem sen niye beni aramıyorsun? Bilmem. Nasılsa akşam konuştuk. Hem ben de senin gibi bir daha uzun süre görüşmesek de olur diye düşündüm. Anladım. Dur gel. Akşam bir şeyler yapalım mı? Nasıl? 8? Olur. Tamam. Pelin. Ne oluyor Feyza? Hoş geldin. Ayrılabildin mi Şahika Hanım'dan? Feyza saçmalıyorsun. Kadının oyununa geldin Selim. O kadar zavallısın işte. Kandırdı seni. Feyza yeter. Daha fazla kırıcı olma. Yeter. Sen bu Şahika'dan etkilendin. Öyle mi? Acaba o senin neyini beğendi? Kaç yaşındasın sen? O kadın senin değil. Paranın peşinde. Allah senin cezanı versin. Allah senin cezanı versin. Cezanı versin. Feyza yeter. Kızlarından utan. Allah senin cezanı versin. Sana son kez söylüyorum. Şahika ile benim aramda hiçbir şey yok. O kadın hala şirkette mi? Evet. Onun suçu yok. Şirkette çalışmaya devam edecek. Öyle mi? O zaman hemen çık git bu evden. Git onun evinde kal. Faiz'in evinde kal. Defol git bu evden diyorum sana. Boşanacağım senden. Telaşlanma Zehra. Ben her fırsatta gelirim. Allah'ın izniyle her şeyi hallederiz. Halan kiminle konuşuyor kızım? Zehra teyzeyle herhalde. Nezahat abla evlenecek ya, onu konuşuyorlardır. Nezahat mi evlenecek? Hı hı. Hadi hayırlısı. Ne zaman? Hemen bu hafta. Bu hafta mı? Ne bu acele? Asım çok ısrar etmiş. Beklemek istemiyormuş. Hemen bu hafta yapıyorlar. Büyük yanlış. Bu hiç olmamış. Belki birbirlerini çok seviyorlardır baba. Beklemek istemiyorlardır. Evlilik aceleye gelmez kızım. Aceleye gelen her iş gibi hataya götürür insanı. Bizim geleneklerimizde önce söz, sonra nişan, sonra düğün gelir. Söz, çiftlerin birbirlerine karşı verdikleri gönül sözüdür. Bir başlangıçtır. Ailelerin birbirleriyle tanışma fırsatıdır. Sonra nişan... Bir deneme, sınama zamanıdır. Ve nihayetinde düğün gelir ki bu evlilik demektir. Yani herkesin artık ömür birliğinde buluşması, birleşmesi demektir. Ömür öyle önüne gelene teslim edilecek bir şey değildir. İyi düşünmek gerekir. Uyum zamanla sınanır. Çok doğru söylüyorsun abi. İnsanın delisiyle nakışın yanlışı kolay kolay anlaşılmaz.